şöyle bir şirket düşünün. Dünyanın en önemli ürünlerinden bir tanesine %94 pazar payına sahip. Onun üretim teknolojisini taklit etmek çok zor. Taklit etseniz bile onun sahip olduğu fabrikaların benzerini kurmak 10 yıllar alabilir. Ve o şirket eğer o ürün üretimi durdurursa dünya ekonomisi de durabilir ve trilyonlarca dolarlık zararlar elde edebilir. Bir ekonomist diyor ki eğer bu şirket üretimi durdurursa 1929'daki büyük depresyon yaşayacaklarımızın yanında çocuk oyuncağı kalır. Eğer diyorsanız ki bu videoya kadar ben bu şirketin ismini bile duymadım. Gayet normal. Çünkü Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dünyanın az bilinen ama dünyayı yöneten şirketlerinden bir tanesi. Taiwan adasında o. Çin'e son derece yakın bir yerde. Kurucusunun ismini bilen bilen yok. Hepimiz Elon Musk'ları, Steve Jobs'ları, Jeff Bezos'ları tanıyoruz. Ama bu beyefendiyi tanımıyoruz. Oysa bu beyefendi dünyada esas büyük gücün sahibi. Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi üniversitelerde tamamlayan, iş hayatının büyük bölümünü Texas Instruments'ta geçiren Morris Chang, ülkesine dönerken dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesini kuracağını biliyor muydu bilinmez. Ama şunu biliyoruz, o dönemin Tayvan yönetimi Morris Chang'ın yapabileceklerinin ve mikroçiplerin dünya için ne kadar kritik bir hale gelebileceğinin farkındaydı. Bundan dolayı Morris Chang'ı Tayvan'a geri çağırdılar, ona büyük olanaklar tanıdılar, yıllarca zararına üretim yapmasını desteklediler, finanse ettiler, yeter ki sen küresel mikroçip pazarını ele geçir dediler, Morris Chang kendisinden bekleneni fazlasıyla başardı. TSMC bugün gelişmiş mikroçip pazarının %94'üne hakim, en yakın rakibi Samsung'un kat be kat ötesinde, toplam mikroçip pazarında ise %51'lik pazar payına sahip. Aklınıza gelebilecek herkes onun müşterisi: Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, Huawei ve tabii Tesla. O olmadan nefes alamıyorlar. Peki mikroçip üretimi neden bu kadar zor bir şey? Neden rakipler bunu taklit edemiyor? Çünkü mikroçipler çok ama çok küçükler ve o çok küçük şeylerin üzerine onlardan da küçük transistörler sığdırılıyor. Bir transistörün kalınlığı saç telimizin 10.000'de 1 seviyesinde. Transistörler ne kadar küçükse ve aralarındaki mesafe ne kadar darsa bir mikroçipe o kadar çok transistör sığdırabiliyoruz. Ve sığdırabilen transistör sayısı artınca o mikroçipin işlem kapasitesi artıyor. Daha az enerji tüketimine ve daha az yere ihtiyaç duyuyor. Transistörler arasındaki mesafe nanometre birimiyle ölçülüyor. Bir nanometre bir metrenin bir milyarda biri. İşte savaş burada dönüyor. Bu nanometreyi ne kadar kısaltabilirseniz o kadar güçlü bilgisayarlar yapıyorsunuz. Enerji tüketimleri o kadar az oluyor ve o kadar az yer kaplıyorlar. TSMC'nin bugün ulaştığı teknoloji bir mikroçipe tam 50 milyar transistör sığdırabiliyor. Bu tabi oldukça karmaşık bir süreç. Öncelikle silikon diskler hazırlanıyor. Bu silikon disklerin üzeri özel bir madde ile kaplanıyor. Daha sonra da bu özel kaplanan madde TSMC'nin kendine özgü geliştirdiği makinelerde yavaş yavaş lazerlerle kesiliyor. Bu katman katman yapılan bir çalışma ve aylar sürebiliyor. Üst üste sonunda 75 katman bindirilmiş oluyor. Daha sonra da bu kesilmiş katmanlar arasına bakır teller yerleştiriliyor. Böylesine karmaşık bir süreç ve bu süreç boyunca o fabrikada en ufak bir toz tanesinin olması bile bütün üretimi bozabiliyor. O nedenle üretim son derece hassas. O nedenle üretim tesislerini kurmak çok zahmetli. TSMC'nin bu konudaki teknolojisi tartışılmaz üstün bir teknoloji. Peki nasıl oldu da bu kadar kritik bir üründe bir tane şirket dünyadaki üretimi %94'ünü ele geçirdi? Tarihte azıcık geriye gitmek gerekiyor. Aslında ilk mikroçip üretimini yapan firma Amerikalı Intel. Hala bazı bilgisayarların üzerine Intel Inside yazıyor, öyle değil mi? İçindeki mikroçipin Intel olduğunu gösteriyor. 1971'de üretmişler ve dünyadaki büyük teknoloji devriminin önünü açmışlar. Fakat daha sonrasında Amerikalı şirketler bunları üretmenin pek de anlamlı olmadığını, tasarlamanın daha önemli olduğunu düşünmüşler. Nvidia gibi şirketler, Tesla gibi şirketler, Apple gibi şirketler, hatta Intel kendisi mikroçip tasarımı tercih etmiş, üretimini ise Tayvan'a yollamış. Çünkü bu bayağı su gerektiren bir ürün, çok doğal kaynak gerektiren bir ürün. Tayvan ben bunu ucuza yaparım deyince oraya outsource etmişler. Sadece Amerikalılar değil ama bütün dünya, Çin bile mikroçip üretiminin çok büyük bölümü Tayvan'dan geliyor. Sorun da burada zaten. Son dönemde Amerika ve Çin mikroçip meselesinin ne kadar önemli olduğunu iyice uyandı ve bu konuda birbirlerini yiyorlar. Amerika yakın zamanda Çin'e bazı çiplerin ihracını tamamen yasakladı. Çin de buna karşı bir takım kurallar getireceği düşünülüyor. Aralarında tasarımlar konusunda özellikle büyük casusluk savaşları dönüyor. Ortalık birbirine girmiş durumda. Bir yandan da her ülkede kendi topraklarında yeni çip fabrikaları kuruyorlar. Bu konuda muazzam teşvikler var. Amerika'da 54 milyar dolara yakın teşvik var. Intel bu konuda hemen yola çıktı. TSMC'de bir fabrikası Amerika'da kuruluyor. Çin bu konuda Amerika'nın çok ilerisinde bu arada. 7 nanometrelik çipler üretebiliyor. Amerika'da 10 nanometrenin altında hiç çip üretim yok. Bu da işte ortalığı geriyor. Çünkü mikroçipe hakim olan bütün dünyaya hakim olacak.
Sorun şu ki bu fabrikaları kurmak yıllar alabilir. Bu üretimlere geçmek çok yüksek maliyetler neden olabilir ve sonunda başarısızlık ihtimali var. Çünkü bu konudaki en büyük know-how hala TSMC yöneticilerin elinde. İşte bu nedenle Tayvan'daki TSMC tesisleri kritik önemde. Bu nedenle TSMC Çin ve Amerika arasında tetiklenecek bir savaşın ve dolayısıyla dünya savaşının ana nedeni olabilir. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi hiç de akla uzak bir şey değil. Sık sık bu konuda zaten tehditler savuruyorlar. Böyle bir durumda Amerikalılar ne yapabilirler? Dedikodu o ki Tayvan'daki o fabrikalar bir anda yok edilecek. Altlarında bombalar var, kendi kendine imha edecekler. O fabrikalardaki mühendislerin Amerika Birleşik Devletleri'ne tahliyesi konusunda planlar hazır. Hatta bundan dolayı Çin'in Tayvan'ı fethedemediği, bundan korktuğu, çünkü Çin'in de bu çiplere muhtaç olduğu gibi dedikodular da ortalıkta geziyor. Ne kadar doğru bunlar bilmek mümkün değil. Ama iki ülke arasındaki en büyük gerilimin bu çipler olduğuna emin olun. Ne Amerikalılar Tayvanlılara düşkün, ne Çinlilerin o birleşme hikayesi çok doğru. Eninde sonunda geliyor her şey TSMC fabrikasına dayanıyor. Umarım insanoğlu aklını başına devşirir ve yeni bir savaşa girmeden barış içerisinde mikroçiplerimizi kullanıp harika teknoloji ürünler geliştirmeye devam ederiz. Ama gelişmeler oldukça endişe verici. Bu arada TSMC halka açık bir şirket ve bütün bu jeopolitik gerilimlerden dolayı fiyatı da oldukça düşük. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil ama düşünülebilir. Çünkü eğer olaylar yatışırsa TSMC'nin fiyatının yukarı doğru zıplayacağı kesin. Öte yandan eğer TSMC kapanırsa dünyanın sonunu yaşıyor olabiliriz.